Bugün tabi bütün dünyada büyük yankı uyandıran bir haber oldu. Bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda. Yeni Zelanda, evet, orada bir psikopat, ruh hastası bir faşist camide ibadetini gerçekleştiren 50 tane masum insanın üzerine kurşun yağdırdı. Yani canına kıydı diyelim. 50 kişi öldürdü, belki de daha fazla. Arkadaşlar, tabi şimdi siz bir Müslüman ülkesinden, bir Irak'tan, İran'dan, Suriye'den ülkeye gitmeye kalksanız, ben bir türlü size bu adamlar problem çıkartacaktır. Sizin sosyal medya hesaplarınızdan tutun da İşte gelmişin geçmişin falan kimsin, hani potansiyel terörist gözüyle bakılacaksın. Bunun Amerika'ya da gitmeye kalksa da bilmem nereye. Devamlı böyle bir ön yargı var. Türksen, Müslümansan, işte Arapsan. Tabi bu insanlara karşı bir ön yargı var maalesef bu Avrupa insanında. Peki tabi güvenlik üst seviyede. Peki bu adam bu katliam yapmadan önce hiçbir emareleri yok muydu bu adamın? Hani bu adam öyle bir günde karar verdi de bu katliamı mı yaptı? Ya ben öyle olduğunu hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle bunun sinyallerini verdi. İstihbarat örgütleri var artık. Yani bilgisayar yazılımları var. Adamlar daha bakışlarından bilmem neden kimin ne olacağını tespit edebiliyor. Yani ben tesadüfi gözüyle bakmıyorum bu şeylere. Önce geliyorum dedi. Geliyorum, evet, yapacağım dedi. Adam etrafında da söylemiştir belki, kesinlikle. Ya Facebook'ta, orada burada bir yerde kesinlikle paylaştı. Yaptı ve 50 insanı katletti. Şimdi bu kapitalizm, kapitalist sistem, bu emperyalizm, bu vahşi kapitalist sistem. Tabi Amerika emperyalizmi başta geliyor. Bütün dünyayı sömüren, yani her anlamda, her anlamda. Arap'ın petrolünü bilmem ne, Afrika'nın işte elmaslarını sömürüyor. Bunlar daha önce arkadaşlar kapitalizm kendi karını vatandaşlarına akıtıyordu. Şimdi emperyalist kapitalist sistem tabii büyük bir krizin içerisinde. Bunu sadece Amerika olarak görmeye, bunlarla bağlantılı işte Avusturya, işte İngiltere, işte tabi bu hep bir, bunların kendi halkının da refah seviyesi düştü tabi. Yani para ve bu kendini Amerika'nın yerlileri sayan, hatta dünyanın efendisi sayan bu insanlardan bazıları işte hayatında ekonomik olarak kötü gidiyor, bu bir sebepten. Düşünüyor, taşınıyor. Kim suçlusu? Müslümanlar. Allah Allah. Neden? Evet, benim ülkemde Müslümanlar geldi. Ben açım. Evet, Müslümanlar biraz bir şey yaptıysa, ki Müslümanlar, Türkler bizim çalışkan insanlardır. Göçmen. Bunu Amerika'ya gitse Türk yapar. Yani her yerde yapar. Yeni Zelanda tabi bu insanlar gitti, başarılı oldu, dükkan açtı, bir şey yaptı. Faşistlerin bu gözüne battı arkadaşlar. Batıyor. Gözüne battı. Ve bilendiler bunlar, ve bilendi, bu gitti, bu katliamı yaptı. Yani tabi çok derinlemesine incelenmesi gereken bir konu bu. Yani bu serseri diyeceğim, bu it hayatında kötü giden ne kadar olay varsa bunları gidip Müslümanlara mal etti. Sorsan şimdi adamı, adam gerçekten evet Müslümanlar suçlu. Arkadaşlar, bu canilik, bu faşizm kötü bir şey, ırkçılık. Tabii ki herkes ırkını sevecek. Tabii ki ben Türk olduğum için, öteki Alman olduğu için, biri İtalyan olduğu için, biri bilmem ne. Ama arkadaşlar, bu faşizm, bu çok kötü bir şey, bu çok kötü bir şey. Yani dünyanın en kötü şeyi ırkçılık. Çünkü insan doğacağı zaman seçemiyor ne annesini, ne babasını, ne milliyetini, ne ırkını.
Hiçbir şey seçemiyorsun. Yani tamamen tesadüf eseri hayata geliyorsun. Ve bu yeryüzündeki, dünyadaki bütün ırkçıları lanetliyorum arkadaşlar. Lanetliyorum.